Romanımızın adı Tesbih Ağacının Gölgesinde. Yazar Harper Lee. Çeviren Püren Özgören. Yayın evi Sel Yayıncılık. Birinci kısım, birinci bölüm. Atlanta'dan beri adeta fiziksel bir keyif alarak vagonun camından dışarıya bakmıştı. Sabah kahvesini içerken Georgia'nın son tepelerinin de geri çekilip uzaklaşmasını, kırmızı toprağın belirlenişini izledi. O toprakla birlikte ortaya çıkan süpürülmüş avluların ortasındaki teneke damlı evleri, avlularda gövermiş, beyaz badana lastiklerinin çevirdiği olmazsa olmaz mine çiçeklerini. Boyanmamış bir zenci evinin tepesindeki ilk televizyon antenini görünce sırıttı. Antenler çoğaldıkça neşesi de arttı. John Lewis Finch bu yolculuğu her zaman uçakla yapardı. Ama bu kez yeni evine yaptığı ilk ziyaretlerin beşincisinde New York'tan Maycomb'a trenle gitmeye karar vermişti. Nedenlerinden biri son bindiği uçakta korkudan ödünün patlamış olmasıydı. Pilot bir hortumun tam ortasından geçmekte hiçbir sakınca görmemişti. Bir başka neden de eve hava yoluyla gitmek demek, babasının sabahın 3'ünde kalkması, onu mobilde karşılamak üzere 160 kilometre yol kat etmesi, sonra da işe gidip akşama kadar çalışması demekti. 72 yaşında gelmiş birine bunu yapmak haksızlıktı. Trenle gelmeye karar verdiğine memnundu. Trenler çocukluğundan bu yana değişmişti ve bu deneyim yeniliği onu eğlendiriyordu. Duvardaki bir düğmeye basınca karşısındaki şişman cin gibi bir yataklı vagon görevlisi belirirdi. Tek bir buyruğuyla bir başka duvardan paslanmaz çelik bir lavabo fırlardı. Bir de insanın ayağını üzerine dayayabildiği bir tuvalet vardı. Kompartmanın odacık deniyordu bunlara. Dört bir tarafına asılmış çeşitli duyuru levhalarından tırsmamaya kararlıydı. Ama dün gece yatmaya yeltendiğinde bu kolu yatak kenetlerinin üzerine indirin talimatını görmezden geldiği için yatakla birlikte katlanıp duvarın içine hapsolmayı becermiş, yatarken sadece pijamasının üstünü giymek gibi bir alışkanlığı olduğundan mahcup bir halde görevlinin sonunu gidermesini beklemişti. Şansı varmış ki kapan onunla birlikte şak diye kapandığında adam koridorda devriye gezmekteydi. Duvarın içinden gelen vuruşlara cevaben "Çıkaracağım oradan sizi bayan" diye seslendi. "Hayır lütfen" dedi Jean Lewis. "Yalnızca nasıl çıkacağımı söyle yeter. Sırtım dönüktü. Yapabilirim," dedi adam. Dediğini de yaptı. O sabah uyandığında tren Atlanta bahçelerinin önü sıra takırdayarak ilerliyor, makaslardan geçiyordu. Ama kompartmandaki bir başka levhaya boyun eğdi ve College Park yanlarından şimşek hızıyla geçip gidene kadar yatağından çıkmadı. Giyinme vakti gelince tipik Maycomb kılığına büründü. Gri pantolon, siyah, kolsuz bir bluz, beyaz çoraplar ve makosenler. Aralarındaki 4 saatlik mesafeye karşın halasının hoşnutsuzlukla "hıh" dediğini duyabiliyordu. Dördüncü kahvesini yudumlamaya başladığında Crescent Limited düdüğünü çaldı. Kuzeye giden yoldaşını dev bir kaz misali selamladı ve Chattahoochee'nin üzerinden gürleyerek geçip Alabama'ya girdi. Chattahoochee geniş, düz ve çamurluydu. Suları bugün alçaktı. Sarı bir sığlık ırmağın akışını yalnızca bir damlaya dönüştürmüştü. Belki kışın şakıyordu diye düşündü. O şiirin tek bir dizesini bile anımsamıyorum. Çığlık çığlığa vadilerden iniyor. Hayır. Şair saksağanlar mı demişti yoksa çağlayanlar mı? Sidney Lamir az biraz uzun zaman önce ölen özel edebiyat dağarcığı Black Belt'ten Bayou-Lombard'de kasabasına kadar uzanan kuzenim Yosha Singleton Seth Clair gibi biriydi herhalde diye düşününce kahkahaları koy verme dürtüsünü sertçe bastırdı. Jean Lewis'in halası ikide bir kuzen Hoza'yı ailedeki kolay kolay karşı çıkılmayacak bir örnek olarak kızın karşısına dikerdi. Tam bir erkek güzeliydi, bir şairdi. Ne güzeldi ki yaşamının baharında dalından koparılmıştı. Jean Lewis onun bu zamanlar ailenin yüz akı olduğunu mutlaka anımsıyordu herhalde. Resimleri aileye itibar kazandırdı. Kuzen Hoza kılıksız bir Algernon Swinburne'ı andırıyordu. Jean Lewis babasından dinlediği öykünün devamını hatırlayınca kendi kendine gülümsedi. Kuzen Hoza dalından koparılmıştı, doğru, ama Tanrı'nın eliyle değil, Sezar'ın askerleri tarafından. Üniversitedeyken Kuzen Hoza çok da fazla ders çalışmış, çok fazla düşünmüştü.
İşin aslı okuya okuya kendini 19. yüzyılın dışına çıkarıvermişti. Sırtına Inverness tarzı denen bir pelerin alır, bizzat tasarlayıp bir demirciye yaptırdığı baldırına kadar çıkan deri çizmeler giyerdi. Bir lağım müfettişinden hallice olduğunu düşündüğü üniversite rektörüne ateş ettiğinde, yetkililerin tavrı karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Görüşü hiç kuşkusuz doğruydu ama ölümcül bir silahla saldırı suçu için oldukça kof bir gerekçeydi. Yüklüce bir miktar paranın elden ele geçmesinden sonra kuzen Hoza demir yolunun diğer tarafına götürüldü ve davranışlarından mesul olmayanlar için açılmış bir devlet kurumuna yerleştirildi. Ömrünün sonuna kadar da orada kaldı. Her bakımdan mantıklı, aklı başında olduğu söylerlerdi. Ta ki birinin ağzından o rektörün adı çıkıncaya kadar. İşte o zaman Hoza'nın yüzü allak bullak olur, tek ayak üzerinde dikilip çığlık çığlığa öten bir turna gibi kesilirmiş. Bu hali 8-9 saat sürermiş ve bacağını indirmeyi hiç kimse başaramazmış. Ta ki o adamı unutuncaya dek. Kafasının açık olduğu günler kuzen Hoza Yunanca okurmuş. Arkasında Tuscolasso'daki bir matbaaya özel olarak bastırdığı ince bir şiir kitabı bırakmış. Şiirler zaman öyle ötesindeydi ki deşifre etmeyi henüz hiç kimse başaramamıştı. Yine de John Lewis'in halası kitabı oturma odasındaki bir sehpanın üzerinde güya kayıtsızca ama göze çarpacak biçimde sergilemeye özen gösterirdi. John Lewis yüksek sesle güldü. Sonra duyan oldu mu diye etrafına bakındı. Babası, kız kardeşi Alexandra'nın herhangi bir fincin tanrı vergisi üstünlüğüne ilişkin söylevlerini çürütmenin bir yolunu bulmuştu. Her seferinde kızına öykünün geri kalanını anlatırdı. Sakince ve vakarla. Öte yandan John Lewis, bazen Atticus Finch'in gözlerinde zındıklığı, yadsınamaz bir ışıltı gördüğü duygusuna kapılırdı. Yoksa gözlük camlarına vuran ışık mıydı yalnızca? Hiç bilemedi. Kırsal alan ve tren sakinleşmiş, tatlılıkla yuvarlanmaktaydı. John Lewis'in camdan ufka kadar gördüğü tek şey otlaklarla kara ineklerdi. Buranın çok güzel bir ülke olduğunu neden daha önce hiç düşünmemişti? Montgomery istasyonu Alabama'daki bir dirseğin kuytusuna sığınmıştı. Bacaklarını hareket ettirmek için trenden inince onu hırpaneliği, ışıkları ve tuhaf korkularıyla geri dönen bir aşinalık karşıladı. Bir şey eksikti diye düşündü. Tamam, şu aşırı ısıtılmış ray milleri. Bir adam elinde kol demiriyle tren boyunca ilerler, madeni bir çatırtı duyulur, sonra şşş, buhar püskürür ve kendini alttan ısınan ve sofrada yemeği sıcak tutan şu metalik aygıtta sanırsın. Eh, bunlar artık petrolle çalışıyor. Hiçbir neden yokken kendini kadim bir korku kemirmeye başladı. Bu istasyona 20 yıldır ayak basmamıştı. O zaman çocuktu ve Atticus'la birlikte başkente gidiyordu. İki yana yalpalayıp duran tren ya ırmağın kıyısında devrilip suya gömülür de hepimizi boğarsa diye ödü kopmuştu. Ama eve dönmek üzere yeniden trene bindiğinde unutup gitmişti. Tren çam ormanlarının arasından tıkırdayarak ilerledi. Bir açıklığa geldiklerinde yan hatta duran şen renklere boyalı çam biçiminde bir baca olan müzelik parçaya alay edercesine düdük çaldı. Üzerinde bir kereste şirketinin amblemi vardı ve Crest Kent Limited onu bir lokmada yutuverdi. Hazımsızlık falan da hiç çekmedi. Greenville, Evergreen, Maycomb kavşağı. Kondüktöre onu indirmeyi unutmamasını tembihlemiş, kondüktör yaşlıca bir adam olduğundan yapacağı şakayı beklemeye koyulmuştu. Merak etmesine gerek yoktu. Maycomb kavşağında cehennemden kaçan bir yarasa gibi uçacak ve treni küçük istasyondan çeyrek kilometre ileride olsa da mutlaka durduracaktı. Sonra kızı uğurlarken az kalsın unutuyordum, kusura bakmayın diyecekti. Trenler değişirdi, kondüktörler asla. Sadece işaret verildiğinde durulan istasyonlarda genç hanımlara takılmak mesleğin şanındandı. New Orleans'dan Cincinnati'ye kadar her kondüktörü ne yapacağı önceden bilen Atticus da buna uygun olarak kızını tam ineceği noktada bekleyecekti. 6 adım bile geride değil. John Lewis'in memleketi Maycomb ilçesiydi. Uzunluğu 100, en geniş noktası ise 50 kilometre kadar olan bir seçim bölgesi. En büyüğü ilçe merkezi Maycomb olan minik yerleşiminin beneklediği bir kırsal alan. Maycomb ilçesi tarihte görece yakın zamana kadar ulusun kanalından öylesine kopuktu ki ilçe sakinlerinin kimisi yani güneyin son 90 yıllık politik tercihlerinden bir haber olanlar oylarını hala Cumhuriyetçi Parti'ye vermekteydi. Oraya tren gitmezdi. Hürmeten verilmiş resmi olmayan ünvanıyla Maycomb kavşağı kasabadan 32 kilometre uzaktaydı. Obbet ilçesindeydi. Otobüs seferleri düzensizdi. Düzeleceği de benzemiyordu.
Ama federal hükümet bataklığa en az bir otoyol yapılmasını zorunlu kılmış, böylece vatandaşlara özgür çıkış olanağı tanımıştı. Ne var ki yollar istifade edenlerin sayısı azdı. Zaten ne gerek vardı ki? Çok şey isteyen biri değilsen burada her şey boğuldu. Yörenin ve ilçenin adı Albay Mason Maycomb'dan geliyordu. Yersiz güveni ve mağrur inatçılığıyla, Craig Kızılderili savaşlarıyla birlikte katıldığı herkese karışıklık, yanılgı, bozgun getiren adam. Albayın yetki alanının kuzeyi hafif tepelikti. Kıyısal, düzgünlüğün saçaklarına dayanan güneyi ise düzdü. Kızılderililerin düz ovada savaşmaktan nefret ettiklerine inanan Maycomb, bölgenin kuzey menzilini tarıyor, onları arıyordu. Maykov'un generali bizimki tepelerde dolanıp dururken Kreklerin güneydeki çamlıklarda pusuya yattığını keşfedince yandaş bir Kızılderili ulağı güneye çekil kahrolasıca mesajıyla Maykomb'a gönderdi. Maykomb bunun onu kapana düşürmekle amaçlı bir Krek komplosu olduğundan emindi. Eh, başlarda mavi gözlü, kızıl saçlı bir iblis yok muydu? Yandaş Kızılderili ulağı tutsak alıp daha da kuzeye çekildi. Sonunda birlikleri ilk ormanlık alanda umutsuzca kaybolup gitti. Çarpışmaların sonuna kadar orada derin bir şaşkınlık içinde ne yapacağını bilemez halde oturdular. Aradan yeterince yıl geçip de Albay Maykop aldığı mesajın aslında gerçeği yansıttığına ikna olunca güneye doğru kararlı bir yürüyüşe geçti. Askeri yol boyunca iç kısımlara göç eden yeni yerleşimcilerle karşılaşıyor, onlardan Kızılderili savaşlarının bitmek üzere olduğunu öğreniyorlardı. Askerlerle göçmenler epeyce kaynaştılar, hem de John Lewis Finch'in ataları olacak ölçüde. Albay Maycomb ise kahramanlığın hak ettiği saygıyı toplamak üzere bugünün Mobile'ına doğru ilerlemeye sürdürdü. Tarihin kaydettiği anlatım gerçek öyküyle örtüşmez. Ama gerçekler bunlar. Çünkü yıllar içinde kulaktan kulağa aktarıldılar. Bunları her Maycomb'lu bilir. "Çantalarınızı alalım bayan," dedi yataklı vagon görevlisi. John Lewis onun peşine takıldı. Dinlenme vagonundan kendi kompartmanına kadar izledi. Cüzdandan 2 dolar çıkardı. Biri normal hizmetleri için, biri de dün gece onu kurtardığı içindi. Tren elbette cehennemden kaçan bir yarasa misali istasyonu geçti. 400 metre kadar ileride durdu. Kondüktör göründü, sırıtıyordu. "Özür dilerim, az kaldı unutuyordum," dedi. John Lewis de ona sırıttı. Görevlinin sarı basamağı yerine yerleştirmesine sabırla bekledi. Adam elini tutup inmesine yardım etti. O da adama 2 dolarını verdi. Babası onu karşılamaya gelmemişti. Rayların üst tarafına, istasyona doğru bakılınca minicik peronda bekleyen uzun boylu erkeği gördü. Adam aşağıya atladı. Ona doğru koştu. Kızı yakalayıp sımsıkı kucakladı. Sonra kendinden uzaklaştırıp ağzından önce sertçe sonra tatlılıkla örttü. "Hank, burada olamaz," diye mırıldandı John Lewis. Zevkten dört köşe. "Sus bakayım," dedi erkek. Yüzünü çekmesini engelleyerek, "canım isterse seni adliyenin basamaklarında bile öperim." Onu adliye binasının önündeki basamaklarda bile öpme hakkına sahip olan bu erkek Henry Clinton idi. Çocukluk arkadaşı, ağabeyinin yoldaşı ve eğer bu şekilde öpmeye devam ederse müstakbel kocası. "Kimi istersen sev ama kendin denginle evlen." John Lewis de içgüdüye dönüşmüş bir atasözüydü bu. Henry Clinton, John Lewis'in dengiydi. Ve kız artık bu atasözünü o kadar da katı bulmuyordu. Bavulunu almak üzere rayların yanında kol kola yürüdüler. "Atticus nasıl?" diye sordu John Lewis. "Bugün elleriyle omuzları fena tutulmuş. Böyle olduğunda araba kullanmıyor değil mi?" Henry sağ elini parmaklarını yarıya kadar kapadı. "Bundan sonra fazla kapatamıyor," dedi. "Böyle günlerde bağcıklarını bağlamak, gömlek düğmelerini iliklemek Bayan Alexandra'ya düşüyor. Atticus tıraş bıçağını bile tutamaz oluyor." John Lewis başını salladı. Bu haksızlığa sövüp saymayacak kadar yaşlıydı. Ama babasını sakatlayan bu hastalık şöyle ya da böyle savaşmadan durumunu kabullenmeyecek kadar gençti. "Yapabilecekleri bir şey yok mu?" "Olmadığını biliyorsun," dedi Henry. "Tek yapabildiği günde 70 tane aspirin yutmak." Henry onun ağır bavulunu aldı. Birlikte arabaya doğru yürüdüler. John Lewis acı gün be gün kendini tekrar hale geldiğinde nasıl davranacağını merak etti. Atticus gibi davranmayacağı kesindi. Ona nasıl olduğunu sorduğunuzda doğruyu söyler ama asla yakınmazdı. Hali tavrı hiç değişmezdi. Dolayısıyla sağlığını, kendini nasıl hissettiğini öğrenebilmeniz için mutlaka ona sormanız gerekirdi. Henry durumu kazara öğrenmişti. Bir gün baktıkları bir tapu davası için adliyenin bodrumundaki arşiv bölümündeyken
Atikus çok ağır bir ipotek dosyasını kucaklamış, bembeyaz kesilmiş ve elinden düşürmüştü. "Neyin var?" diye sordu Henry. "Romantizmal arterit," dedi Atikus. "Şunu kaldırabilir misin?" Henry ne zamandır böyle olduğunu sorunca Atikus 6 aydır dedi. "Jean Louis biliyor muydu?" "Hayır. Söylemeliydi ama." "Söylersek atlayıp gelir. Hasta bakıcılığa soyunur. Bu hastalığın tek ilacı seni yenmesine izin vermemek," dedi Atikus. Böylece konu kapandı. "Sen sürmek ister misin?" diye sordu Henry. "Saçmalama," dedi kız. Her ne kadar saygılı bir sürücü olsa da çengelli iğneden daha karmaşık olan mekanik şeyleri kullanmaktan nefret ederdi. Çimenlikteki şezlongları katlamak bile onun için muazzam sinir bozucu bir işti. Bisiklet sürmeyi ya da daktilo kullanmayı bir türlü öğrenememişti. Balığı kamışla tutardı. En sevdiği spor golftü. Çünkü temel ilkeleri yalnızca bir sopa, küçük bir top ve kararlılıktan ibaretti. Henry'nin otomobile ustaca, hiç zorlanmadan hakim oluşunu keskin bir gıptayla izledi. Arabalar onun hizmetkarları diye düşündü. "Havalı direksiyon mu, otomatik vites mi?" diye sordu. "Tabii ki," dedi Henry. "Peki ya, her şey durursa nasıl vites değiştireceksin? O zaman başın belada demektir, öyle değil mi?" "İyi de her şey durmaz ki." "Nereden biliyorsun?" "İnanç denen bir şey var, buraya gel." General Motors'a duyulan inanç. Jean Louis başını onun omzuna dayadı. "Hank," dedi az sonra. "Gerçekte ne oldu?" Aralarındaki eski bir şakaydı. Erkeğin sağ gözünün altından başlayan pembe bir yara izi burnunun kenarlarına dokunduktan sonra çaprazlamasına üst dudağına iniyordu. Dudağının gerisinde 6 tane takma ön diş vardı. Çıkarıp göstermeye onu Jean Louis bile ikna edemezdi. Savaştan onlarla dönmüştü. Savaşın sonunda ilk iş hoşnutsuzluğunu dile getirmeyi kafasına koyan bir Alman tüfeğinin dipçiğini Henry'nin suratının ortasına indirmişti. Jean Louis'e kalırsa olabilir de olmayabilirdi de bir öyküydü bu. Makineli tüfekler, B-17'ler, V-bombalar ve daha niceleri ufku dövüp dururken Henry büyük bir olasılıkla Almanların tükürme mesafesinde bile değildi. "Tamam tatlım," dedi. "Berlin'de bir mahzendeydik. Herkes içkiyi fazla kaçırdı ve kavga çıktı. İlla ki inanılır olanı dinlemek istiyorsun değil mi? Şimdi evlenecek misin benimle?" "Henüz değil." "Neden?" "Doktor, Schweitzer gibi olmak ve 30'uma kadar eğlenmek istiyorum." "Bak, o adam gerçekten de iyi eğlendi," dedi Henry ekşi bir sesle. Jean Louis onun kolunun altından kıpırdandı. "Ne demek istediğimi biliyorsun," dedi. "Evet." "Henry Clinton'dan daha düzgün bir delikanlı bulamazsınız," derdi Malcolm Falk'ı. Jean Louis katılıyordu buna. Henry ilçenin güney ucundaydı. Babası Henry'nin doğumundan kısa bir süre sonra karısını terk etmiş, kadın Henry'i Maycomb devlet okullarında okutabilmek için kavşaktaki küçük dükkanda gece gündüz çalışmıştı. Henry 12 yaşından beri Finch ailesiyle aynı sokakta tam karşıdaki evde pansiyoner olarak yaşamıştı ve sırf bu bile onu diğer çocuklardan daha yüksek bir pozisyona kavuşturmuştu. Kendi kendinin efendisiydi. Aşçıların, ırgatların ve ebeveynlerin otoritesinden uzaktı. Dahası kızdan 4 yaş büyüktü ki bu o yaşlarda büyük bir fark demekti. Kıza takılırdı, kız ona tapardı. Oğlan 14 yaşındayken annesi öldü. Ona neredeyse hiçbir şey bırakmadı. Dükkanın satışından elde edilen azıcık paraya Atikus göz kulak oldu. Cenaze masrafları paranın çoğunu silip süpürmüştü. Ve kendi cebinden çıkarmadan katkıda bulundu. Henry'e okuldan sonra çalışması için Jitney Jungle adlı dükkanda tezgahtarlık işi ayarladı. Henry liseden mezun olunca orduya katıldı. Savaştan sonra da üniversiteye gidip hukuk okudu. Tam da o sıralarda onun izinden gitmekte olan Jean Louis'in ağabeyi Cem ansızın ölüverdi. Hukuk bürosunu bir gün oğluna devretmeyi planlayan Atikus bu karabasını iyi kötü atlattıktan sonra bu işe uygun bir başka genç adam aramaya başladı. Henry'i işe alması çok doğaldı. Henry ile zamanla Atikus'un eli ayağı oldu. Atikus Finch'e oldum olası saygı duymuştu. Bir süre sonra bu gerçek bir sevgiyle pekişti ve Henry onu babası gibi görmeye başladı. Ama Jean Louis'i kız kardeşi gibi görmedi. Savaş ve üniversite yüzünden uzakta olduğu yıllarda kız tulumlu, kavgacı, eli sapanlı bir yaratıktan makul bir insan suretine dönüşmüştü. Her yıl memleketine yaptığı 2 haftalık ziyaretlerinde kızla çıkmaya başladı. Jean Louis ise her ne kadar hala 13 yaşındaki bir oğlan çocuğu gibi davranıyor, kadınsı süsün püsün çoğunu burun kıvırıyor olsa da Henry onda öyle yoğun bir kadınsılık buldu ki ona aşık oldu.
Karşıdan bakıldığında geçinmesi kolay, yanında genellikle rahat edebileceğiniz bir kızdı. Ama ona kolay biri demek kesinlikle mümkün değildi. Ruhsal olarak yerinde durmamak gibi bir illeti, Henry'nin kestiremediği bir huzursuzluğu vardı. Ama onun aradığı kız olduğunu biliyordu. Onu koruyacaktı, onunla evlenecekti. "New York'tan bıktın mı?" diye sordu. "Hayır." "Şu 2 hafta bana açık çek ver. Ben de seni New York'tan bıktırayım." "Uygunsuz bir teklif mi bu?" "Evet." "Yürü, anca gidersin o zaman." Henry arabayı durdurdu. Marş anahtarını kapattı. Yan dönüp kıza baktı. Jean Louis onun ne zaman ciddi olduğunu anlardı. Çünkü alabroz kesim saçları kızgın bir fırça gibi dikilir, yüzü renklenir, yara izi kızarırdı. "Tatlım, bunun bir beyefendi gibi ifade etmemi mi istiyorsun?" "Pekala. Bayan Jean Louis, artık 2 kişiye bakabilecek bir ekonomik koruma ulaştım. Ben, tıpkı nam-ı diğer İsrail gibi, üniversitenin asma bağlarında ve babanın bürosunun çayırlarında senin uğruna tam 7 yıldır ter dökmekteyim. Ve... Atikus'a söyleyeyim de bir 7 yıl daha eklesin. Kötü kalplisin." "Ayrıca," dedi kız, "o dediğin Yakup'tu." "Yo, ikisi de aynı kişiydi. Her 3 dizede bir adları değişir durur zaten. Halam nasıl?" "30 yıldır gayet iyi olduğunu bal gibi biliyorsun. Konuyu değiştirme." Jean Louis'in kaşları titreşti. "Henry," dedi resmi bir tavırla, "seninle bir ilişki yaşarım ama seninle evlenmem." Sonuna kadar doğruydu. Henry öfkeden dili dolaşarak "Lanet olsun, çocukluk etme Jean Louis," dedikten sonra General Motors'un son yeniliklerini unutup elini vites koluna attı ve debriyaj pedalına bastı. Her ikisi de aradığını bulamayınca marş anahtarını sertçe çevirip bazı düğmelere bastı ve koca araba yolda usulca tatlılıkla kaymaya başladı. "Pickup ağır kalıyor, değil mi?" dedi kız. "Şehirde kullanmaya uygun değil." Henry dik dik ona baktı. "Bu da ne demek şimdi?" Kavgaya dönüşmesi an meselesiydi. Henry ciddiydi. Böyle susmaktansa tepesinin atması daha iyi olacaktı. Bu arada Jean Louis de düşünecek zaman kazanırdı. "O korkunç kravatı nereden buldun?" dedi. "Şimdi hemen aşıktı Hank'a. Yo, olanaksızdı bu," diye düşündü. "Ya aşıksındır ya değilsindir. Aşk bu dünyada sarih olan, su götürmeyen tek şey. Sevginin pek çok çeşidi var, tamam. Ama hepsinde de ya seviyorsun ya da sevmiyorsun önermesi geçerli." Jean Louis kolay bir çıkış yoluyla karşılaştığında mutlaka zor yolu seçen biriydi. Şu anki kolay yol Hank'la evlenmek ve kendine baktırmaktı. Birkaç yıl sonra çocuklar beline geldiğinde asıl evlenmesi gereken adam ortaya çıkacaktı. Kalp yoklamaları, telaşlamalar, alevlenmeler ve kızgınlıklar. Postanenin basamaklarında uzun uzun bakışmalar. Kısacası herkesin payına bolca düşecek bir bedbahtlık. Bütün o harala gürele, Ali cenaplık bitince geriye kalan tek şey Birimgah Taşra Köprü tarzı bir başka küçük peşpaye gönül macerası olacaktı. Bir de Westinghouse marka son model mutfak aletleriyle dolu kendi elinle inşa ettiğin sana özel bir cehennem. Hank bunu hak etmiyordu. Hayır, Jean Louis şimdilik evde kalmışlığın taşlı patikasında ilerlemeyi seçecekti. Barışı yeniden onurlu bir biçimde sağlamaya girişti. "Tatlım, çok özür dilerim. Gerçekten üzgünüm," dedi. Öyleydi. Henry, "Tamamdır," diyerek onun dizine bir şaplak indirdi. "Arada bir, içimden seni öldürmek geliyor, hepsi bu. Biliyorum, nefretlik biriyim." Henry ona baktı. "Tuhaf biri olduğun kesin şekerim. Numara yapmıyorsun." Erkeğe baktı. "Ne demek istiyorsun?" "Şey, genel kural, kadınların çoğunun imzayı atmadan önce erkeğine gülümseyen, uysal yüzünü göstermesidir. Gerçek düşüncelerini saklarlar. Oysa sen, balım, kendini kötü hissettiğinde kötü oluyorsun." "İyi de bir erkeğe neye bulaşmak zorunda olduğunu önceden göstermek daha adil, daha dürüstçe değil mi?" "Evet, ama bu şekilde bir erkeği asla tavlamayacağını görüyor musun?" Jean Louis o bariz karşılığı vermemek için dilini ısırdı. Sonra da "büyüleyici bir kadın olmayı nasıl becereceğim ki peki?" Henry konuyu şevkle sarıldı. 30'undaydı ve kendini uzman sayıyordu. Nedeni belki de avukat olmasıydı. "Öncelikle," diye başladı serin kanlılıkla, "dilini tut. Bir erkekle tartışma. Özellikle de alt edeceğini biliyorsan. Bol bol gülümse. Kendini kocaman hissetmesini sağla. Ne kadar harika bir erkek olduğunu söyle ve ona hizmet et." Kız ışıl ışıl gülümsedi. "Hank, söylediğin her şeye katılıyorum. Sen yıllardır karşıma çıkan en zeki ve anlayışlı insansın. 1.80 boyundasın. Sigaranı yakabilir miyim?" "Evet. Nasıl?" "Berbat."
Yeniden dosttular.